asıl hedefimiz Allahü Teala'nın bize nasip ettiği bu hidayet nimetini, İslam nimetini korumak olacak. Yani imanımızı, akidemizi, o yeni düşüncelerimiz var ya Allahü Teala'ya olan yakınlığımızı hissettiren düşüncelerimiz, dünyaya tapmayan, cennet için yaşayan bu ruhu Allahü Teala'dan korumasını niyaz edeceğiz. Esas hedef bundan sonra bu. Bunu destekleyecek olan şüphesiz eylemlerimiz. İşte kılık kıyafetinden ibadetlerimize kadar, temel ahlaki tavırlarımıza kadar bu imanı destekleyecek eylemlerimiz olacak. Bu eylemlerimiz içerisinde bir parça nedir? Tesettürümüzdür. Diğeri çalışırken ki o bahsettiğiniz karşı cins ve diğer iletişimle ilgili problemler, kazandığımızın helalliği, haramlığı konulardır. Şöyle bir e, madde açabiliriz. Birincisi evet sadece pantolon izni olabilir. Pantolon dışında bir e, kıyafet giydirilmiyor olabilir. Biz burada içinde bulunduğumuz mesleğin standartlarını uygulamaya çalışacağız. Peki nasıl uygulayacağız? Bolunu giyeceğiz. Vücut hatlarımızın belli olmayacağı 2-3 beden büyük olan kıyafeti seçeceğiz. Aynı şekilde pantolonun üstüne giyilen o uzun entari diyelim bele kadar geliyor. Onun dize kadar olanı tercih edeceğiz. Dizden daha aşağı inme ihtimali varsa onu tercih edeceğiz. Bunu bol isteyeceğiz. Bedenimiz neyse 2-3 beden fazlasını talep edeceğiz. Böylelikle biz tesettürümüzü korumaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz iş ortamından çıktığımız anda da daha güzeliyle sokak kıyafetine en uygun haliyle tesettürümüzü korumaya devam edeceğiz. allah Teala bizim samimiyetimizi görecek. Beden 30 iken 30 alan her yerini belli eder. Ama beden 30 iken 36 giyen 38 giyen öyle kolay kolay belli olmaz. Örtüyü ona göre uzatırsınız veya kıyafetinizin kalınlığını mümkünse artırırsınız. Bir şekilde ben sanıyorum ki bir hanımefendi kendisini nasıl daha az cazip ya da cazip olmayan şekle bürüneceğini takdir eder. Arkadaşlarına sorar. Çok çekici gözükmüyorum değil mi? Buralarım, şuralarım belli olmuyor değil mi diye. Hiçbir şey olmasa onlardan yardım ister. Bunu bu şekilde sağlayabiliriz. Öte yandan sizin mesleğiniz doktorluk hemşirelik gibi konular zaten mecburen insan içinde olup herkesle muhatap olunması gereken bir iş bundan kaçış yok yani o mesleğe girdikten sonra ancak o mesleği bırakarak bundan kaçabilirsiniz bırakmaya gerek yok e peki ne yapacağız şunu yapacağız İşimizi ciddi yapacağız doktorlar diğer hemşire arkadaşlar hiçbiri bizde bir laubalilik görmeyecek laçka olan insan hemen tavırlarından belli oluyor dudak hareketlerinden, gülüşlerinden, mimiklerinden, e, afedersiniz yürüyüş tarzından hemen aa bu e, şeydir yani taviz verilebilir bir kişiliktir. Gel bunu yemeye çağıralım. Gel bununla beraber işte nöbette çay içelim. Sulandıralım bunu. Der insanlar bizim tavırlarımızdan hemen anlaşılır bu. Ciddi insan da anlaşılır. Konuşmasındaki ciddiyetten, yüzündeki ciddiyetten Erkeklerle mesela lavabali olmaz. Aa, merhaba gibi sözler kullanmaz. Merhaba hayırlı sabahlar der. Geçer mesela. E diğerleri hepsi böyle. Lavabali lavabali davranırken, sulu sulu takılırken siz mesela ciddi olursunuz. Zaten mesleğinizde hemen dikkat çekersiniz. Aa bu hanım bu konularda çok hassas. Buna yanaşmayalım. Veya dikkat edelim bununla konuşurken. Otomatik olarak bunlar dikkat çekecek. Dolayısıyla siz bunu koruduğunuz sürece insanlar da size o ciddiyetle davranmaya çalışacaklar. Size gelip aha ne yapıyorsun ya bu akşam nasıl gidiyor nerelerdesin demeyecekler de. Sadece selam verip geçecekler belki size. Başkalarına ise bugün öğle yemeğini beraber yiyelim mi neredesin? Yanına arkadaş olabilir miyim? Gibi tavırlar takınacaklar. Bu ciddiyet kesinlikle bizim elimizde ve bütün mesleklerde bu. Üniversite okurken de bu. Sınıfta bir sürü erkek var. Onlara karşı ciddi durunca kızlar, erkekler dikkat ediyor. Sulanınca hop onlar da bu sefer sulanıyor. Beraber karışım yapıyorlar. Bunu da sağlamak bizim elimizde. İlim dünyasında da böyle bu. Veya diğer mesleklerde de böyle. Bir ticaret erbabı kendisine gelen bayan müşteriye yani nahoş bir şekilde davranırsa e, hanım doğana karşı zaten laç kayırsa oradan da aynı kötülük, çirkeflik çıkar. E bu burayı da zannederim ki bir bayan bir erkekle bir hastayla iletişim halindeyken nasıl yaparsa kendini çekici yapmaz. Bunu çok iyi bilir bir bayan. Bayan arkadaşları da bunu çok iyi anlar. Birinci maddenin o son noktasına burayı da ekleyebiliriz. Ve şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Allahü Teala herkese farklı kabiliyetlerle yarattı. Her birimizin yeri ayrı. İlim öğrenmek bir iş, hasta ile ilgilenmek bir başka iş. İkisinin de Allah katındaki kıymetini Rabbimiz biliyor. Onu bizim samimiyetimiz, niyetimiz, Allah'tan beklentimiz ortaya çıkaracak. Kesinlikle hemşirelikle ilim öğrenmeyi, ticaretle öğretmenliği karşılaştırmayalım. Acaba oradan çıkıp buraya mı geçsek? Hayır. Bizim bu alanda bir becerimiz varsa bu edebimizle, bu utanma duygumuzla, Oradakileri de örnek olacak şekilde, doktorlara bile örnek olacak şekilde. Maşallah ya. Bu hanım bu hastanemizin sigortası gibi davranıyor. Allah ondan razı olsun. Ne kadar da edepli, ne kadar da nazik. Diğer hemşirelere bak bir de şuna bak. Terbiye aldığı belli. Müslümanlık işte böyle olmalı. Hem işini düzgün yapıyor, işinin hakkını veriyor, hastayla en güzel şekilde ilgileniyor. Hem rüşvet almıyor. Hem infak ediyor, hem erkeklere karşı lavali takılmıyor, hem namaz kaçırmıyor. Allah bunun ömrünü bereketlendirsin. Müslümanlara bunları örnek göstersin diye. Bizim düşmanlarımız bile, laçkalarımız bile Allah'ın izniyle bizden ibret alırlar. Böyle düşünelim. Öte yandan ilim yolunda olup, şöhret peşinde olup, farklı düşüncelerle, Allah'ın rızası dışındaki gayelerle bulunmanın da ne kadar seviyesiz bir şey oldu ortaya çıkacak. Bir yandan bir hemşire az önce bahsettiğimiz niyetlerle cennetin en üst noktalarına tırmanırken öte yandan Kur'an ehli zannettiğimiz, hadis ehli zannettiğimiz ama Allah'tan başka gayesi olan, dünyalık makamlara tapınan, insanların beğenisini arzulayan bir hoca zannettiğimiz kılıklı kişi belki cehennemin en dibine girecek. Biz pozisyonumuzu Müslümanlaştırmak zorundayız. Böylelikle biz de Müslümanlığımızı ispat etmiş olacağız. Umarım derdimiz, dersimiz anlaşılmıştır. Allah mübarek etsin. Allah hidayet üzere bizi sabit etsin. İmanımızı korumayı kolaylaştırsın. Bu istişarelerle, bu görüşmelerle bu hidayette sabit olmayı da inşallah böylelikle sağlamaya çalışacağız. İnsan tek başına yetemiyor bu konularda. Bulunduğu hastanelerde ilim merkezlerinde nerede hayatı devam ediyorsa ister aile olsun ister şahsi olsun hep birinin desteğine muhtaç, nasihatine muhtaç. O arkadaş çevresini oluşturduktan sonra Allah'ın izniyle şeytan bile bizden illallah edebilir. Çüphesiz yani ben bunu abartı olarak söylüyorum ama yani şeytanı bile delirtebiliriz o manada söylüyorum. İnsan şeytanlar delirirler. Hem böyle bir meslekte Kendini rahatlıkla ifade edip e, teşhir etme imkanı varken nasıl kendini koruyor diye delirtiriz insan şeytanları. E bakarsınız bu vesileyle de birileri hidayetine vesile oluruz. Hidayete vesile olmak sadece konferans vermekle, sohbet vermekle, ayet hadis okumakla olmuyor. Ayetleri, hadisleri hayatına tatbik eden insanlar otomatik doğal konferansçı zaten. Onların konuşmasına bile gerek yok. Yürüyüşleri, mimikleri yaşayışları, çalışmaları hepsi otomatik konuşmuş oluyor zaten.